Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu hafta neler oldu? Bitcoin hala kendisini 50 bin doların üzerine atmaya çalışıyor. Ethereum 4 bin doları zorluyor. Peki bu durumlarda diğer kripto paralar ne yapıyor? Solana 150 dolara kadar yükseldi. Şu anda bir tık düzeltme yapıyor. Diğer kripto paralar için bu çok güzel bir haber tabii ki. Fakat bizim Dogecoin'e Shiba'da neler oluyor şimdi? Gereksiz çılgınca bir hareketlenme yaptı aslında. Bitcoin 49'lara gerilerken bir anda Shiba'mız %3 bir hareket yaptı. Bu Shiba'cıların artık o kadar özlediği bir şey ki, Instagram'dan attığınız mesajlardan şunu gördüm. %3'e bile artık göbek atar duruma getirmiş Shiba bizi. Bu da ne demektir arkadaşlar? Uzun bir süredir artık Dogecoin ile Shiba sıkıştılar. Yani Doge açısından konuşayım. 0.29 cent, 0.30 cent aralığında dolaşıyor. Shiba'mız 600-700 aralığında dolaşıyor. Daha yeni kendisini 750'lere atma fırsatı buldu. Bunun iki tane açıklaması var arkadaşlar. Ya buradan yukarıya vuracağız ya aşağıya düşeceğiz. Fakat piyasa genel olarak 2 trilyon 250 milyar dolara ulaştığı için umarım bunun altına tekrar bir çöküş yaşamayız. Bitcoin'in düşüşleri gibi. Buradan artık yukarıya doğru yönümüzü çevirecek gibi görünüyor piyasa. Şimdi bu aşamada işte Dogecoin neden 30 centlerde, Shiba neden 700 civarında sabit kaldı gibi sorular çok geliyor şu aşamada. Arkadaşlar şimdi Mart ayındaki grafikleri açtığınız zaman Mart ayında Bitcoin'in 58 bin dolarlardı. Fakat bizim Dogecoin'in 0.05'lerde olduğunu göreceksiniz. Shiba'yı da şu anki 700 seviyesinden daha aşağıda 100 seviyelerin daha da altlarında yakalarsınız Mart aylarında. Fakat şöyle bir Nisan ayına doğru adım attığımız zaman Dogecoin'in yapmış olduğu pump o arada en az 10 kat oldu. Aynı ihtimali önümüzdeki ay içinde Eylül ayında veyahut da Eylül'ün sonu Ekim'in başı gibi tekrar Dogecoin'de yakalayabilir gibi bir pozisyon var. Geçmiş tecrübelere dayanarak. Şimdi Dogecoin açısından grafik analiz falan yapmaya çalışılıyor. Ben de oturup da yapmaya çalışıyorum tabii ki ama Dogecoin gerçekten böyle grafik analiz falan tanımıyor işte. Yani Shiba'nın çılgınlığını gördünüz. Durup dururken kendisi bir yükseldi. Ne oldu da yükseldi? O kadar haber kovaladım. Instagram'dan bir sürü arkadaşımızla fikir alışverişi yaptık. Ama cevap yok. Yani neden yükseldiği de belli değil. Twitter hesabından sürekli Shiba'nın yakımlarıyla alakalı bir iki haber var ama eski yakımlara atıfta bulunuyor. Ekstra yeni bir yakım haberi yok maalesef. Yakım haberi ne kadar olsa bile CoinMarket'te de bunu görmemiz gerekiyor. Shiba ne yaptı? 200'ler seviyesinden bir anda 20'ler seviyesine yükselmişti. Şimdi tekrar 50-51 CoinMarket'teki sıralamasından bahsediyorum. 50-51. Sıralarda bulunuyor. BTT'nin bile altına düşmüş durumda. Fakat bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bu şu küçük bir boğaya giriş yaptık gibi görünüyor. Bu ufak boğa da bütün kriptolar aşağı yukarı kendilerini toparlayıp X'lerini yaptılar. Shiba'da Dogecoin gibi coin meme tokenlerinde böyle bir artış yaşanmadı. Sadece bizde mi yaşanmadı? Hayır arkadaşlar. Reft'te de yaşanmadı. Reft daha düne kadar 22 seviyesinden daha yeni 28'e çıktı. O seviyelerdeyken Dogecoin bir anda 30'a vurmuştu zaten. Yani Ref Coin'de de, Vın'da da, bu gibi kripto paralarda da istediğimiz pumplar olmadı. Yavaş yavaş onlar da piyasaya dönecek. Mesela BTT Holo sahipleri hala o seviyelerine, yani Nisan ayındaki yakalamış oldukları o seviyelere yaklaşamadılar. O yüzden yani sadece biz kaldık terimi bir kere yanlış bir terim. Ama Dogecoin ile Shiba öyle gereksiz çılgınca hareketler yapıyorlar ki işte şahit olduk bu hafta sonunda. Sebepsiz bir yükseliş yaşadılar. Umarım bu yükselişler tekrar gelir arkadaşlar. Yarın pazartesi yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu haftanın nasıl başlayacağı çok önemli bizim için. Çünkü SEC biliyorsunuz Uniswap'a şimdi kafayı taktı. XRP ile uğraşıyordu. Şimdi Uniswap'a kafayı taktı. Diğer taraftan Donald Trump'ın yine bizim Mayıs ayının ortalarında eleştirdiği gibi tekrar o şekilde bir eleştirileri geldi. Bekleyip göreceğiz pazartesi günü piyasanın nasıl açılıp haftaya nasıl başlayacağımızı.
görmeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım bizim için çok güzel bir hafta olur. Artık patlama zamanımız geldi. Son olarak da şunu ekleyeyim. Satoshi Kusama abimiz, bu Shiba'nın geliştiricisi, demişti ki işte bir haftalık zaman var, büyük heyecana sahne olacağız falan. Nerede heyecan? Ben bir heyecan yaşayamadım. Yani bu hafta gerçi gece saat 3'e kadar vakti var. Bize vermiş olduğu sürenin sonuna geliyoruz çünkü. Umarım bu gece güzel bir pump yaşatır veyahut da güzel bir haber artık bizlere versin diyelim. Herkese selamlar arkadaşlar. Kusura bakmayın, başınızı ağrıttım. Dotçulara, şipçilere selamlar söyleyelim. Altta sizi dolandırmak için mesaj atan arkadaşlarımız var. Onlara lütfen itibar etmeyin. O dolandırıcılara, sahtekarlara aldanmayın. Tek gerçek hesabımız, YouTube hesabımız budur. Bir de ikinci bir YouTube hesabım vardır. Orada da bu 5 tane bizim general, amiral dediğimiz kripto paranın haricindeki işte Rakacoin'dir, Pitbull'dur gibi kripto paraları, bol sıfırlı kripto paraları paylaştığım bir tane daha YouTube kanalım var. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. Bir de Instagram'dan eklerseniz, oradan da fotoğraflarımı beğenirseniz havam olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Dogecoin'cilere, Shiba'cılara, Safe Moon, Safe Mars, Akita'cılara selamlar.